Evet arkadaşlar dördüncü soruya geliyoruz. Dördüncü sorumuz. İdeal bir ilişki içerisindeyken tabak çevirmeye devam edilmeli mi? Edilme, edilmeli ise nasıl yapılmalıdır? Hmm. Bu tabak çevirme sözcüğünü veya işte deyimini pek sevmiyorum ben arkadaşlar. Tabak çevirin, tabak çevirin. Böyle bazen tipler diyordu arkadaşlar tabak çevirin, tabak çevirin diye böyle bazı kanallar var onları anlatıyordu ama olay şöyle. Arkadaşlar şimdi erkeğin her zaman seçeneklerinin olması lazım. Önemli olan o. Bu kavram şu değil. Haremim var. Haremde işte 20 tane kadın var. Hepsiyle çiftleşiyorum modeli değil arkadaşlar. Tamam mı? Asıl erkeğin seçeneklerin olması seçenek yaratma potansiyelinin olmasıdır. Yani monogamik bir ilişkide de olabilirsiniz. Poligamik bir ilişkide de olabilirsiniz açık bir ilişkide de olabilirsiniz belki. Ama o seçenekleri yaratabilme potansiyelinizin olması lazım. Her zaman ideal bir ilişki içindeyken bile başka kadınlarla birlikte olun demiyorum ama ideal bir ilişki içindeyken bile birlikte olduğunuz kadının şunu her zaman bilmesi lazım. Bu adam benden ayrılırsa seçenekleri çok fazla. Benden bile daha iyi bir seçenek bulabilir. Bunun bilincinde olması lazım kadın. Tamam mı? Ve siz de sadece bunu bir sanal alemde yaratacak şekilde e, kadının kadına mesaj vermek değil, gerçekten o erkek olmak zorundasınız. Yani kadına böyle evet yavrum benim çok seçeneğim var filan. Değil arkadaşlar. Kadının onu sizden duyarak değil ama indirekt olarak hissetmesi lazım. Evet bu adamın gerçekten yüksek değer adam, potansiyeli olan bir adam ve hakikaten seçenekleri olabilir ve yaratacaktır bilmesi lazım tamam tabak çevirmek ayrıca şu da değil arkadaşlar dediğim gibi böyle 85 tane kadın var işte hepsiyle görüşüyorsun tamam mı tekrar başa dönebilmen için işte böyle 3 ay geçmesi gerekiyor falan sırayla gidiyorsun haremden filan bu değil arkadaşlar bazı kadınlar olabilir hayatınızda aranızda hiçbir cinsellik olmayabilir sadece konuşuyorsunuz ...bazı kadınlar olur... ...belli aşamadaki cinselliği yaşarsın... ...fakat hayatına tam almıyorsundur. ...bazı kadınlar olur... ...tanımını yapıyorum bu tabak çevirme olayını... ...bazı kadınlar olur... ...cinsellik yaşıyorsundur arkadaşlar... ...şimdi sen ideal bir ilişki yaşıyorsun... ...ideal bir ilişkinin seçeneği ne... Yani e, ...tanımı ne olacaktır ideal bir ilişkinin... ...ideal bir ilişki... ...zaten o ilişki modelinde... ...eğer ideal bir ilişkiyi yaşıyorsan sen... Al, ...başka kadınlarla... ...birlikte olma ihtiyacın zaten olmayacaktır. Yani her şeyi çok güzel bir şekilde yaşıyorsun tamam. Başka kadınlarla birlikte olma ihtiyacım yok benim diyeceksin o zaman. Çünkü ben bu kadınla birlikte olmak istiyorum. Bunda bir kötülük yok arkadaşlar. Yani bütün o zamanınızı bir kadınla geçiriyor olabilirsiniz. Monogamik bir ilişkide bir kötülük yok. Ancak tekrar söylüyorum. Seçenek yaratma potansiyelinizin olması ve hızlıca olması lazım. İlişkide eğer ayrılma durumu olursa o seçeneği anında yaratabilmeniz lazım. Geriye dönüp bakmadan yaratabilmeniz lazım. Asıl önemli olan bu. Ama şu değil. Sen gidip de bir monogamik bir ilişkidesin. Ee, başka kadınlar yani la birlikte olduğun zaman içsel bir rahatsızlık çekiyor olabilirsin. Ben bunu yapıyorum için bu soruyu soruyorsun bana. Doğal olarak içsel bir rahatsızlık içindesin. O zaman yapmana gerek yok. Ama belki de o monogamik ilişki, şu anda ideal ilişki altı ay sonra sana ideal gelmeyebilir. Belki o zaman farklı seçenekleri değerlendireceksin. Yalnız benim size söylemek istediğim şu arkadaşlar. Her zaman etik olmanız lazım. Bakın etik çok önemli bir şey. Size bir şey göstereceğim bu arada. Dur bakayım nerede bu? Bir şey göstereceğim, bir şey göstereceğim. Nerede benimki? Bakın etik diye bir kavram var. Bakın etik diye bir kavram var. Bunun dersi de var. Tamam Etik olmanız lazım. Etik nedir arkadaşlar? Kendi doğru şimdi çok tanımı var etiğin ama karşı tarafa da üzmeden ama kendi sınırlarınızı çizerek doğruları yapmak arkadaşlar. Pek çok tanımından bir tanesi bu. Etik olarak davranmanız lazım. Ama kendi sınırlarınızı da iyi çizin. Şimdi ideal ilişki şöyle. İdeal ilişkinin tanımını yapmak zordur aslında. En üst modeli mi yakaladın? İmkansız. İstediğin her gün mü geliyor? İmkansız. Ama belki o istediğini alabilmen için pek çok kadına ihtiyacın var. Olabilir. Ama bunu diğer kadınların da bilmesi lazım. Ama bunu açıkça böyle hayır ben başka kadınlarla da birlikte oluyorum falan modeli değil arkadaşlar. Bir şekilde anlayabilir ama çok konuşulmayabilir konular. Yani bunun bir dengesi var. Herkesin ilişkisi için farklı olacaktır. Tamam mı? Ee, şu değil arkadaşlar. Aldatma değil yani. Onu söyleyeyim size. Bu e, yani başka seçeneklerin olması aldatma tarzında değil. Ama ilişkinin sınırları olması tarzında olacaktır. Tamam. Mı? Herkese göre bu sınırlar farklı olabilir. Herkesin işte doğrusu farklı olabilir. Gerçek bir tanedir ama doğru farklıdır. Bir tane gerçek var abiciğim. Gerçek ne? Gerçek şu. Felsefi bile değil. Gerçek fiziksel bir şey. Şişenin içinde su var. Bu bir gerçek. Ama gelip de bana ben bunu satın aldığım zaman yarısı şu kadarı boşsa, ha bunda bir yanlışlık var abiciğim ben çünkü bunun bunun da parasını verdim aslında. Bunu da istiyorum. Bu ayrı bir şey. Herkese göre değişecektir. Kabul edilecek nokta herkese göre değişecektir. Siz sadece etik olarak kendi sınırlarınızı ve karşıdaki insanın sınırlarını iyi belirleyin. Kimseyi üzmenize gerek yok. Ama sınırlarınızdan ödün vermenize de gerek yok arkadaşlar. Önce kendinize bak. Şunu da söyleyeyim. Özellikle evlilik içindeyseniz başka dışarıya gitmenizi tavsiye etmiyorum. Bu yapılıyor mu? Hayatın gerçeğinde var. Yapılıyor. Bunu ben icat etmedim. Yüzbinlerce yıldır yapılan bir şey bu. Tamam mı? Mutlaka. Ha kadınlar da artık çok 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 fazla yapmaya başladılar. Özellikle Ankara'daki toplantımızda avukat arkadaşımız dedi ki şu anda dedi boşanmalardaki en büyük sebep kadının aldatması. Kadın dışarı gidiyor evet aldatıyor kadın. O da ne çeviriyor? Sen tabak çeviriyorsun o da yani rak mı çeviriyor bilmiyorum. <laughs> tarak demek istedim. Gerçi ben tarak pek kullanmıyorum arkadaşlar. Tarak, tarak kullanmayı ben e, 20 sene önce falan bıraktım diyebilirim. Yani. <laughs> tarak mı çeviriyor o da? Evet tarağı mı çeviriyor kadın? Sen tabak çeviriyorsun o tarak çeviriyor. Var artık gerçek var. Ama evli değilsen sınırlarını çizebilirsin. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın karşıdan gerçek anlamda ideal diye düşündüğün ilişkiyi almadığın sürece seçeneklerini açık tutabilirsin. Tamam Hiçbir söz verilmediyse açık tutulabilir. Çünkü kadın şunu diyecektir belki. Şimdi böyle bir ideal ilişkideki teklifin aslında kadından gelmesi lazım. Tamam Diyecek ki ben diyecek seninle birlikte olmak istiyorum. Ee, ve sadece benim benimle birlikte olsun. Peki, ben sadece seninle birlikte olacaksam. Senin bana çok üst model bir şey sunuyor olman lazım ki ben diğer kadınlardan vazgeçeyim. Bunu diyebilirsin. Ve emin olun pek çok kadın o üst model şeyi sunamayacaktır zaten. Tamam. Bunun çok hassas bir dengesi var. Ee, kırmızı apta bu çok iyi anlaşılması lazım. Bir de şöyle zaten size bunu da anlatacağım ben. Tabak teorisi diye bir şey var. Plate theory diye geçer. Onu da sanıyorum şimdi sıraya koyduk. Yeni yılda yeni yılda filan anlatacağım onu. O çok önemli bir konudur arkadaşlar. Bunu anlamanız lazım ama asıl önemli olan seçeneklerdir. Erkeğin seçenek seçeneklerin olması ve geliştirmesidir. Tamam mı? Fakat ne olursa olsun bir erkek olarak, maskülen bir erkek olarak en önemli özelliğiniz arkadaşlar özgürlük. Erkek, maskülen erkek, yaratıcı maskülen erkek özgürdür. Kendi kararlarını verir ve kendi kararlarını kadın için vermez, kendisi için verecektir kadın ona ayak uyduracaktır. Bunu asla unutmayın ve özgürlüğünüzden asla vazgeçmeyin. Bu çok önemli bir şey. Özgür olduğunuz zaman rahat edersiniz. Tamam Ha bunu şu değil arkadaşlar. Şimdi iki tarafta da kendinizi zorlamamanız lazım. Şöyle. Ben monogamik bir ilişki içindeyim ama baktım herkes çeviriyor. Benim de çevirmem lazım filan. Böyle bir zorlama olmasına gerek yok. Eğer o monogamik içinde kafa olarak rahatsanız güzel bir şimdi bu çevirim olayını için yapar erkek? Cinsel seçenek için yapar. Yoksa şunun için yapmaz. Aa işte ben e, tabak çevireceğim. E niye? Çünkü e, bu kadın çok iyi kahve pişiriyor. İnanılmaz. E bunun sohbeti efsane değil. Genel anlamda cinsellik bazında yapacaktır erkek. Cinsel çeşitliliği yaratmak için yapacaktır. Kadın ise en iyisini bulmak istiyor. Erkek daha fazlasını bulmak istiyor aslında. Ha şöyle, bir kadınla birliktesindir. Gerçekten cinsellik çok üst modeldir. Erkek kolay kolay poligamik ilişkiye geçmez. Arada bazı seçenekler olur, değerlendirir. Yani görevi yerine getirir <laughs> ama genelde orada kalacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü şu da değil. Şimdi işte herkes e, tabak çeviriyor. E, benim de yapmam lazım. Hayır yani sonuçta monogamik bir ilişkide kafan rahatsa... ...cinsellik olaraktan... ...mutluysan... ...sadece orada kalabilirsin. Ve zaten bu çok fazla... ...kadınla birlikte olma olayının... ...büyük zararları da olabilir. Çünkü en büyük... ...zarar şu arkadaşlar. Korkunç bir zaman kaybı. Hepsiyle ayrı ayrı uğraşmak... ...korkunç bir zaman kaybı olacaktır. Tamam mı? Korkunç bir dikkat dağınıklığına sebep olabilir... Veya olmayabilir ama onu siz ayarlayabilirsiniz. Ama şu da değil. Ben illa monogamik ilişkide kalmak zorundayım. İlla çünkü ben böyle bir insanım böyle yapacağım. Her gün kavga ediyorsunuz. Her gün dövüşüyorsunuz ediyorsunuz. Sen hala cırmalıyorsunuz. Hayır. Bittiği yerde gider o iş arkadaşlar. Tamam mı? Bir sıkıntı oldu zaman teşekkür ederim. Sen demek için benim için iyi bir seçenek değilsin. Zaten benim bir sürü seçeneğim var onlara geçerim. Kadın da aynı şekilde erkek stratejisidir bu arkadaşlar. Kadın da aynı şekilde erkek stratejisini uygularsa o zaman aşağı doğru çekilmeye başlar. Kadınların erkek cinsel stratejisini uygulamaları sadece kaos ve tren kazasıyla sonuçlanır tamam mı? Erkek cinsel stratejisi farklı bir şeydir. Yani erkeklerin çok fazla kadınla birlikte olması genel olarak dünyada erkek canlısı için hayvanlardan da bahsediyorum. Erkek canlısı için normal üreme stratejisidir. Kadın, biz de alfa kadınız, biz de aynısını yapacağız modeli. Buyur yap, tamam? Mı? O zaman belli bir noktaya geldiği zaman, yavaş yavaş kadınlar içsel olarak bir boşluk ve yok olma hissedeceklerdir. Kadınlar ne kadar çok erkekle birlikte olursa o yok olma ve içsel boşluk artar. Erkek için tam tersi. Erkek kadını ve kendisini daha iyi anlayacaktır bunu yaptığı zaman. Tamam i̇şte erkek de yapıyor biz de yapma. Yapın canım, siz de yapın. Hiç durma, hiç beni bekleme yani. sonuç ne yazık ki hüsranla sonuçlanır yani. Perişan bir şekilde. Kötü bir sonuç olacaktır. Şimdi güzel bir soru sormuşsun ama yani bu tabak çevirme olayı kafada çok ee, karışık bir kavram arkadaşlar. Ama şu da değil yani tabak çevireceğim e. Sevgilim var. Tamam her gün Tinder'a gidiyorum başkasını bulayım falan. Bunlar değil arkadaşlar. Yani anlamlı işler yapacaksanız belki olabilir ama anlamsız işlere girecekseniz korkunç bir zaman kaybı. Para kaybını demiyorum bile yani kadınlar ilgi alaka zaman kaybı gereksiz bir şey kafanız bulanmasın yani o zamanı birlikte olduğunuz ilişkiye ayırın demiyorum bakın kendinize ayırmanız lazım kendinizden çalıyorsunuz o zamanı aslında öyle düşünün ona da gideyim ona da gideyim ona da gideyim ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar bak erkek kadına zaman ayırmaz tamam mı kadın erkeğe zaman ayırır erkek kendisine zaman ayıracaktır güzel şeyler yapacaktır Kadın ona zaman ayıracak. Ha şöyle. Kadın güzel bir atmosfer yaratır. Bir şey olur. Mesela bir tatil şeyi şudur budur filan. Kadın o zaman erkek onun içine gelir. Tamam der güzel o zaman gidelim. Bu güzel bir şey. Ama yok bana ilgi göster. Birinci sorudaki arkadaşımız gibi. Bana ilgi göster. Beni gezdir bilmem ne. Bu olmaz. Kesinlikle olmayacaktır arkadaşlar. Evet baylar bugün dört tane soruyu cevapladık. Kendinize iyi bakın. Eski Yerden çektim, ofisimden. Stüdyodan çekmedim bugün. Eşlik olsun diye. Biraz aşağıda çalışıyorum. <laughs> Bayan kendinize iyi bakın. Ben Doktor Redbey.